yaklaşık 4,5 milyar yıl önce, evrenin derinliklerinde devasa bir kozmik dans sürüp gidiyordu. Güneş sistemi, henüz doğmadığı bir zamanda, uzayda dönen bir gaz ve toz bulutu nefes alır gibi kıvrılıyordu. Bilim insanlarının nebular hipotezi olarak adlandırdığı bu teoriye göre, bu kaotik bulut bir çekim girdabına kapılarak merkezinde Güneş'i oluşturdu. Sıcaklık 10 milyon dereceyi geçtiğinde, hidrojen atomları kaynaşarak helyuma dönüşmeye başladı. Bu tepkime, devasa bir enerjiyi açığa çıkarıyordu ve galaksimizin yıldızı sonunda parlamaya başlamıştı. Geriye kalan maddeler ise, gezegenleri yaratmak için bir araya gelmeye başladı. Ancak bu oluşum süreci sakin bir şekilde gerçekleşmemişti. Gök cisimleri çarpışıyor, erimiş metaller ve kaya parçaları uzaya saçılıyordu. Giderek daha fazla maddeyi kendine çeken bir kütle, bizim gezegenimiz olacak olan dünyayı oluşturdu. Bu süreçte gezegenin yüzeyi sürekli olarak gök taşları tarafından bombardımana tutuluyordu. Her bir çarpışma, dünyanın sıcaklığını artırıyor. Gezegenin tamamen erimiş bir magma küresi haline gelmesine yol açıyordu. Yüzeyin büyük bir kısmı erimiş silikatlarla kaplıydı ve gezegenimiz bir lav topunu andırıyordu. Bu sırada güneş rüzgarları ve gezegenin manyetik alanı yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Manyetik alan, uzaydan gelen yüksek enerjili parçacıklara karşı bir kalkan oluşturarak, dünyanın atmosferinin zamanla korunmasına yardımcı oldu. Dünyanın ilk yılları gerçekten cehennemi andırıyordu. Yüzeyi kaplayan erimiş magma okyanusları, uzaya savrulan lavlar ve sürekli patlayan yanardağlarla bir kıyamet sahnesini andırıyordu. Oksijen ve su yoktu. Hatta bugün bildiğimiz anlamda atmosfer bile bulunmuyordu. Bu dönemde dünya iki ana bileşenden oluştu. Yoğun demir ve nikel gibi ağır metaller iç merkeze çekilirken daha hafif silikatlar kabuğu oluşturdu. Zamanla bu kaotik dönem sırasında gezegen üzerinde belirgin katmanlar oluştu. Çekirdek, manto ve kabuk. İç çekirdek yüksek basınç altında katı bir hale gelirken dış çekirdek sıvı halde kaldı.
Bu hareketli sıvı demir ve nikel tabakası, dünyanın manyetik alanını oluşturdu. Bu manyetik alan, gezegenimizi güneş rüzgarlarından koruyan bir kalkan işlevi gördü ve atmosferin zamanla oluşmasına yardımcı oldu. Atmosferin ilk bileşenleri büyük ölçüde karbondioksit, su buharı, azot ve metan gibi gazlardan oluşuyordu. Ancak henüz serbest oksijen yoktu ve atmosferin içeriği günümüzdeki gibi canlılar için yaşanabilir değildi. Dünya yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştı ki, kozmik sahnede büyük bir felaket yaşandı. Theia adı verilen Mars büyüklüğünde bir gezegenimsi, Dünya ile korkunç bir hızla çarpıştı. Bu çarpışma sonucu devasa büyüklüklerde kayalar ve gaz bulutları uzaya savruldu. Ancak bu felaket, bugün dünyamızın uydusu olan Ay'ın oluşmasını sağladı. Bu olay dünya için büyük bir dönüm noktasıydı. Theia'nın çarpışması sonucu dünyanın ekseni eğilmişti. Bu eğim mevsimlerin oluşmasına neden oldu. Ay, dünyanın dönüş hızını zamanla yavaşlatarak günlerin uzamasını sağladı. İlk başlarda dünyada bir gün yalnızca 6 saat sürerken, Ay'ın kütle çekimi sayesinde bu süre uzadı. Ayrıca Ay, dünyanın gelgit hareketlerini kontrol ederek okyanus dinamiklerini şekillendirdi. Dünya soğudukça atmosfer oluşmaya başladı. Volkanlardan salınan su buharı, karbondioksit ve azot, dünyanın etrafında yoğunlaşarak ilkel atmosferi oluşturdu. Milyonlarca yıl boyunca devam eden devasa yağmurlar, gezegenin yüzeyini ilkel okyanuslarla kapladı. Bu yağmurların kaynağı büyük ihtimalle hem volkanlardan salınan su buharı hem de dünyaya çarpan göktaşları ve kuyruklu yıldızlardı. Bu gök cisimleri buz ve su açısından zengindi ve dünyanın okyanuslarının büyük bir kısmının kaynağı olabilirlerdi. Yaklaşık 3.8 milyar yıl önce okyanusların derinliklerinde ilk bakteriler ve arkeler ortaya çıktı. Bunlar aşırı sıcak su kaynaklarında yaşayan ve metan üreten ekstremofil organizmalardı. Ancak en çok fark yaratanlar siyanobakteriler oldu. Bunlar güneş ışığını kullanarak fotosentez yapmaya başladı
ve oksijen üretmeye başladı. Bu süreç büyük bir dönüm noktasıydı. Çünkü siyanobakteriler atmosfere oksijen salmaya başladı. Bu oksijen ilk başta denizlerdeki demirle reaksiyona girerek bantlı demir yataklarını oluşturdu. Oksijen seviyeleri arttıkça atmosferde dönüşüm geçirdi ve büyük oksidasyon olayı meydana geldi. Oksidasyon, enerji meydana getiren bir kimyasal olay veya genel olarak bir kimyasal maddenin oksijenle birleşmesine de denebilir. Oksijenin artmasıyla dünyadaki yaşam formları büyük bir değişim geçirdi. Oksijenin toksik olduğu birçok organizma yok olurken, bazıları bu gazı enerji üretmek için kullanmaya başladı. Böylece ilk ökaryotik hücreler ortaya çıktı. Oksijen seviyesinin artmasıyla daha karmaşık yaşam formları evrimleşti. Denizlerde ilk hayvanlar belirdi. Sonunda bitkiler karaya çıktı ve zamanla büyük ve geniş ormanları oluşturdu. Ve dünyaya uzun bir süre hükmedecek dinozorlar dönemi başladı. Bu canlılar yaklaşık 252 milyon yıl önce başlayan Trias döneminde ortaya çıktı. Daha kesin bir zaman aralığı vermek gerekirse, erken dinozorların yaklaşık 230 ila 240 milyon yıl önce yaşadığı düşünülüyor. Dinozorlar, gezegenin en uzun süre hüküm süren kara canlıları arasında yer alıyor. 160 milyon yıl boyunca dünyaya egemen oldular ve bugün hala onların soyundan gelen kuşlarla birlikte yaşıyoruz. Yüz milyonlarca yıl boyunca dünya evrim geçirdi ve sonunda memeliler ortaya çıktı. İlk memeliler sıcakkanlıydılar. Vücut sıcaklıklarını düzenleyebiliyorlardı. Kısa tüylere sahiptiler. Isı yalıtımı sağlamak için evrimleşmişlerdi. Özellikle koku ve işitme duyuları güçlüydü. Adelobasileus, gördüğünüz bu canlı, bilinen en eski memelilerden biri. Yaklaşık 225 milyon yıl önce dünyadaydı. Fosil kayıtları, erken memeli beyin yapısına sahip olduğunu gösteriyor. Dünya tarihinde 5 büyük kitlesel yok oluş olayı yaşandı. Bunlardan en bilineni, 66 milyon yıl önce gerçekleşen ve dinozorların sonunu getiren asteroid çarpışmasıydı. Bu olay, evrimleşmiş memelilerin yükselişine ve nihayetinde insanların ortaya çıkmasına zemin hazırladı. İnsanlar oldukça gelişmiş bir zekaya sahipler. Bilimde ve teknolojide üst düzey ilerlemeler kaydettiler. Yapay zeka geliştirildi. Günümüzde birçok işi robotlar yapıyor. Ne yazık ki dünyaya en çok zararı veren de insanlar olmuştur. Kimyasal atıklarla doğal kaynaklara büyük zararlar verildi. Çöplerimizin kontrolsüz çoğalması ve ormanların tahrip edilmesi, canlıların yaşam alanlarını azalttı ve birçok tür tarih oldu. Zararlı karbondioksit salınımıyla atmosfere ve ozon tabakasına büyük zarar verildi.
Kıtalar hareket ediyor, iklim değişiklikleri yaşanıyor ve insanlık gezegenin geleceğini şekillendiriyor. Küresel ısınma, doğal kaynakların tükenmesi ve ekosistemlerin değişimi gibi faktörler, dünyanın geleceğini belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Gezegenimizin hikayesi bitmedi. Biz bu hikayenin sadece bir bölümüyüz. Bugün, dünya hala evrimini sürdürüyor. Ve gezegenimizin öyküsü şimdilik devam ediyor.